Doktor Ali Çetinkaya ben de. Artvin Devlet Hastanesi mecbur hizmetimi yürütmekteyim. Ben de bir literatür paylaşımında bulunmak istedim. Akciğer tomografisinin COVID'li hastalarda PCR ile karşılaştırılarak tanısal değeri ve tutarlılığı araştırılmış. Bu çalışmada yine Çin merkezi Wuhan'da yapılmış. Bir aylık bir süreçte 1014 hasta taranmış. Bunlar da en temel bulgularımız PCR pozitif olan hastalarda zaten tomografi bulguları %97 oranında görülmüş ama PCR negatif olan hasta grubunda da yaklaşık %70-80 oranlarında yine COVID uyumlu tomografiler görülmüş. Sonuç kısmında da yüksek bir duyarlılığa sahip olduğu belirtilmiş. Biraz çalışma içine girdiğimizde dediğim gibi bir aylık bir süreçte o dönem 33 ülke etkilenmişken bugün çok daha fazla ülke. O gün Çin'de 77 bin vaka varken bugün dünyada milyona kadar ulaşan bir olgu sayısından bahsediliyoruz. PCR duyarlılığı biliyorsunuz düşük veriliyor. %60'ın altında veriliyor. Bu belirtilmiş. Tomografi bulguları üzerinde durulmuş. İşte yaygın buzlucam opasiteleri, yamalı tutulum, konsolidasyonlar, periferal yerleşim. Metotta dikkat edilmesi gereken, altını çizmemiz gereken şey tomografi ile PCR arasında 7 günden fazla zaman olmaması gerekir. Hatta onlar dışlanmış. Tomografi değerlenen 2 radyolog olmuş. 2 radyolog belli bir süredir çalışan, 3 yıl, 11 yıldır çalışan 2 radyolog tarafından değerlendirilmiş. Hastanın kliniklerini bilen hekimlerimiz bununla birlikte radyolojik tutulumlara göre pozitif veya negatif olarak yani tomografi uyumlu veya değil şeklinde sınıflandırılmış. Daha ayrıntılı olarak da bunları gruplamışlar. Bunlara da tekrar değineceğim. Yine dinamik değişiklikler, BT'deki, PCR'daki işte pozitiften negatife, negatiften pozitife veya değişim olup olmaması bunlar değerlendirilmiş. Birden fazla sürüntü alınan hastalar değerlendirilmiş. Bunları göreceğiz. Flowchart'a baktığımızda 1049 hasta altına çalışmaya almış ama bunlardan 35 tanesi tomografi ile PCR arasındaki süre 7 günden fazla olduğu için dışlanmış. 1014 hastada yapılan değerlendirmede ise 580 hastada hem PCR hem tomografi pozitif olarak görülmüş. PCR negatif olan ancak tomografi pozitif olan 308 hasta. Bunun birlikte 21 hastada ise PCR pozitif olmasına rağmen tomografi tutulumu yok. Bunları da görüyoruz zaten bizlerle çalışanlar olarak. Sonuçları değerlendirdiğimizde hastalarımızın yaş ortalaması 51+-15 şeklinde görülmüş ama range'imiz 2 ile 95 yaş yani burada çocuk hastalarda görülmüş, çok yaşlı hastalar zaten gözüküyor. %46'sı erkek. PCR sonuçlarında 601 hastada pozitif, 413 hastada negatif. Burada PCR pozitif olan hastaların 580'i yani %97'i anlamlı radyolojik bulgu var, onu bahsetmiştik. Negatif olan 308 hastanın yani %75'i de BT pozitif olarak görülmüş. Bizler de periferde işte çalışırken günlük pratikte de bunları görüyoruz. Hastaların 1014 hastanın 888'i yani %88'inde anlamlı radyolojik bulgu var. Bunları da alt radyolojik bulguları da oranlamışlar. Buzlucam opasiteleri %46 hastada, konsolidasyon %50 hastada. Yine bilateral tutulum %90 oranında gözüküyor. Sonuçlara baktığımızda özellikle sensitivite ve spesifiteye baktığımızda %97 oranında bir duyarlılık, %25 oranında da bir spesifiteden bahsediliyor. Ayrıca pozitif prediktif değeri %65, negatif prediktif değeri %83. Yaş 66 ve üstü olarak ayrılmış. Bunlar arasında ciddi bir anlamlı bir fark görülmüyor CT değerlendirmesinde. Ancak kadın ve erkekte spesifitede kadın lehine bir fark olduğu gözüküyor. Tablomuzda da görüyoruz. Yine dediğim gibi birden fazla numune alınan hastalardaki dinamik değişiklikler de görülmüş. Bunlarda pozitifte negatif değişim 57 hastada takip edilmiş ve median ortalaması 7 gün. Negatiften pozitife dönmede bakılmış. 15 hastada bunlar görülmüş. Ve bunlar 4. Tabii ki sayısı daha fazla olabilir ama her hastada ikinci test yapılmamış anladığım kadarıyla. Normal olarak bizler de pratikte böyle çalışıyoruz. Yine sonuçları değerlendirdiğimizde konuşmanın başında bahsetmiştim. Tomografi bulgularını pozitife negatif ayırmakla birlikte PCR'e negatif olan hastalarda da klinikle birlikte tomografi değerlendirerek yüksek olasılıklı olgu, olası olgu, belirsiz olgu şeklinde gruplamışlar. O 308 hastanın 147'sinde klinikle beraber radyolojik olarak kısa sürede düzelme ve progresyon olması yüksek olasılıklı olgu tanımını, olası olgu da klinik var ancak takipte bir hızlı bir tutulum da bir değişiklik yok veya BT çekilmemiş hastada bu gruba sokuluyor. Belirsiz olgu da klinik tipik değil ama BT uyumlu. Bu şekilde ayrılmış.
vermişler. Tersine kısaca baktığımızda BT'nin PCR ile karşılaştırıldığında daha kolay ulaşabilir ve sensitivite spesifite doğruluk oranları iyi olan bir tetkik olarak öne çıkmıştır. Başlangıç değerlendirmesinde kullanabileceği belirtiliyor. PCR'ın temel tanı yöntemi olsa da aslında duyarlılığı düşük. Bunun birçok nedeni olabilir. Başka çalışmalarda da benzer sonuçlar oldu. PCR pozitif olan hastaların %97'sinin BT pozitif olduğunu kabul etmiştik. Mesela başka çalışmalar, Zonk ve arkadaşların yaptığı bir çalışmada karşılaştığında onlar da %76.4. Buradaki çalışmamızın farkı, bizim araştırdığımız için Wuhan merkezindeki en büyük hastanelerden biri olması. Yine o dönem COVID tanı ve tedavi kılavuzunun 5. baskısında o dönem Çinli. Radyolojik tanı kriterlerinin eklenmesi de burada önemli olmuş. Negatif olanlarda %70 BT pozitifliği görmüştük ama bunun çeşitli nedenleri var. İşte buna başka viral pnömoniler veya atipik pnömoniler de olabileceği belirtilmiş. Test teknikleriyle ilgili işte laboratuvar ortamının daki yoğunluktan da kaynaklanabileceği belirtilmiş. Bunlar aynı şekilde limitasyon içinde de söyleniyor. Hani laboratuvarla ilgili kısıtlıklar, klinikle ilgili yoğunluk, yine PCR'ın tanı duyarlılığının düşüklüğü çalışmamızın limitasyonları olarak belirtilmiş. Sonuç olarak göğüs BT görüntülemesinde COVID-19 tanısı yüksek hassasiyete sahiptir. Salgın bölgelerinde ön test olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.